Güneşli Kitaplığı YouTube kanalında Kitaplık Sohbetlerinin 17. bölümündeyiz. Mineciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Keşke almasaydık, sözünü bile etmeseydik dediğimiz bir ödül haberiyle başlıyoruz bu hafta yeni bölümü. 12 Nisan Çarşamba günü 2 gün önce Türkiye Yayıncılar Birliği'nin Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri için düzenli törende yayın evimiz Güneşli Kitaplığı ödüle değer görüldü. Bu ödüllerin son kez verilmesini ümit ederek senin görüşlerini ve duygularını almak istiyorum. Her yıl böyle söylüyoruz. Düşünce ifade özgürlüğü ödülleri Türkiye Yayıncılar Birliği'nin uzun yıllardır konunun Yılmaz savunucusu olarak konuya dikkati çeken, Türkiye'deki bütün örnekleri takip eden, büyük emeğinin aslında ürünü çok önem verdiğimiz bir ödüldü. Ne yazık ki 2022 Yayın Evi Ödülü Güneşli Kitaplığı'na gitti. Acı ödül diyoruz, asla sevinemiyoruz. Tersine içimizi yakan bir ödül bu. Çünkü bu ödülü alan yayın evi sansüre uğramış demek. Canı yanmış demek. Ben hep söylerim, göz bebeğimiz kitaplarımız derim. Hani ne kadar uzun yayına hazırlık süreçleriyle, seçim süreçleriyle büyük emek verdiğimiz çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatı kitaplarının, felsefe kitaplarının çok anlamsız, saçma nedenlerle, yayıncılıkla bağdaşmayan nedenlerle bu şekilde yasaklanmaya çalışılması, poşete sokulmaya çalışılması gerçekten çok üzücü bir konu. Okuma kültürüne ne sansürün ne de otosansürün bir katkısı, etkisi olabiliyor. Tam tersine ezeli, ebedi düşmanı okuma kültürünün bu iki konuda. Niye böyle söylüyorum? Sansür tamamen siyasi bir mesele. Ne yapıyor? Siyasi erk çıkarları uğruna toplumu manipüle etmek için sansürü kullanıyor. Bu bir mekanizmalar bütünü. Ama en tehlikeli boyutu toplumsal iz düşümü olan otosansürü kurabilmesi. Türkiye maalesef son 10 yılda özellikle 2013'ten itibaren bu konuda hızla ters gelişim gösteren bir ülke oldu. Ve gerçekten sansür bugün çok büyük boyutlu bir otosansür doğurmuş vaziyette. Kitaplar, yazarlar, yayıncılar... CİMER'e şikayet ediliyor, bakanlıklara şikayet ediliyor, haklarında soruşturmalar açılıyor, kitaplar toplatılıyor, yargılanıyor insanlar ve bu haksız, bu adil olmayan, bu hukuka asla bağdaşmayan uygulamalar ne yazık ki her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bu benim bam telimdir, dokunduğumuz saatlerce konuşurum ama bizim de 7 kitabımızın birden özgürleştirme mücadelesini yasal yollarla vermeye çalıştığımızı ve bunun uzun bir süreç olacağını ama kitaplarımızın sonuna kadar arkasında olduğumuzu yeniden paylaşmakta büyük yarar görüyorum. Onlar bizim göz bebeklerimiz. Evet, kesinlikle. Bu konuda zaten ayrıntılı bilgi edinmek için de takipçilerimiz hem Türkiye Yayıncılar Birliği'nin web sitesini hem de Güneşli Kitaplığı'nın web sitesini ziyaret edebilirler. Bu ödüllere başka hangi kurum ve kişiler değer görüldü? Dileriz son kez bahsediyor oluruz bu konudan. Deyip aslında biraz da daha renkli bir konuya, tam zıttı bir konuya geçmek istiyorum. İlkbaharın sürprizini, sevincini ve iyiliklerini hatırlatan bir aydayız. Nisan ayındayız. Özellikle de önümüzdeki hafta biraz bayram dolu bir hafta. Çocuk bayramı olsun, şeker bayramı olsun, hepsi iç içe bu yıl. Dünyanın bütün çocuklarına diyeyim. Onlar için gece gündüz çalışan bir yazar ve yayıncı olarak sen neler söylemek istersin? Ya bu yıl Nisan erken geldi. Ben öyle diyorum. Hiç öyle Nisan, ilkbahar, bayram havamız yok. 6 Şubat depremlerinden sonra gerçekten acımız çok taze. Neşenin yerini öyle bir elem kapladı ki ondan nasıl sıyrılacağız, nasıl tekrar yaşamaya başlayacağız? Çocuklarımıza ne zaman tekrar çok güzel şeyler anlatabilmeye başlayacağız? Bunu tabii hepimiz merak ediyoruz. Unutamıyoruz. Her sabah tekrar gün bütün bu felaket ve bu felaketin artçısı başka türlü siyasi, ekonomik, insan hakları açısından çok ağır bir tabloyla her sabah tekrar başlıyoruz.
Ve tabii ki bunu nasıl altından kalkacağımızın bir ışığını yakacağız inşallah yakın zamanda, ama önümüzde çok çalışmamız gereken aç, susuz, aç açık kalmış insanlarımıza, canlarımıza çok hızlı bir şekilde gerçekten ihtiyaçlarını karşılayacak kalıcı çözümleri hayata geçirecek bir yol çizmemiz gerekiyor. Buna hemen başlamamız gerekiyor. Çünkü süreç çok çok uzun olacak, biliyoruz. Oysa bayramlar insanları yakınlaştıran, içinde sevincin, neşenin olması gereken günler. İster resmi bayramlar olsun, ister dini bayramlar olsun. Ve hepsinin özünde de o çocuğun sevinci, çocuğun sevindirilmesi, çocuğun neşelendirilmesi gibi çok iyicil duyguları, iletişimi, davranışları gerektiren günler. İnsan istiyor ki hani bütün çocuklar birlikte oynayıp gülebilsinler. Bayram sözcüğünün anlamında bu var. Neyin bayramı olduğu değil. Bayram dediğimiz şeyin aslında gülüp söylediğimiz, gülüp oynadığımız, bir araya geldiğimiz, gündelik dertlerden sıyrılabildiğimiz, birbirimizi kucaklayabildiğimiz günler olması çok güzel. Ama bayramları gerçekten böyle kutlayabilmek için adalete ihtiyacımız var, hukuka ihtiyacımız var. Eşit gelir dağılımına ihtiyacımız var. İnsanların kendilerini, haklarını teslim edilmiş gururla, güvenle yaşıyor olmalarına ihtiyaçları var. Bayram kutlamalarını hak etmeyen bir ülkeyiz diye düşünüyorum ve çok üzülüyorum bunu böyle düşündüğüm için. Hemen 23 Nisan'a geleceğim. 23 Nisan çok başka bir bayram. Atatürk gerçekten çok döneminin değil, aslında dünyaya gelmiş en farklı zekalardan biri olsa gerek. Ulusal egemenlik kavramıyla çocuk kavramını bağdaştırma noktası beni her zaman çok düşündürür. Orada bir sihir vardır. O sihrin de çok basit anlamda ulusal egemenlik dediğimiz olgunun barındırdığı cumhuriyet sevinci, demokrasi sevinci, bunların çocuk sevinciyle bağdaştırılmasıdır. O dönemin aklı, ihtiyaçları, kurabildiklerini, başarabildiklerini o kadar sahip çıkıyorlar, o kadar bundan mutluluk duyuyorlar, gurur duyuyorlar ki bu mirası çocukluk olgusuyla öpüştürüyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Aynı şeye geleceğim. Bu noktada yine bayram kavramının sevincine, neşesine geliyoruz aslında. 23 Nisan'ın bu demokrasi gününün aynı zamanda çocuklukla kutlanması, çocuk doğasıyla yüceltilmesi konusu hemen bir küçük hatırlatma yapmama neden oluyor. Beni çok heyecanlandığım bir bayram çünkü aynı zamanda. Biz bu sene Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nın temasını Cumhuriyet'in 100. yılına özel sevinç olarak belirlemiştik. Ve bunu çok önce duyurmuştuk. Tabii ki deprem felaketleri bu sevinci üzerine çok ağır bir toz serpti ve bunu gerçekten tekrar konuşabilir hale gelmek için zaman geçmesi gerekti. Ama ben yine de gençlerimizin 6, 7, 8. sınıf gençlerimizin sevinç temasında kendilerini, ülkelerini, dünyayı düşünerek bambaşka öyküler yazacaklarına inanıyorum. Hepsini davet ediyorum. Bütün bilgiler günüşekitaplığı.com'da zaten ayrıntılı olarak var. Bulabilirler kolaylıkla. Bu bayram dolu Nisan o kadar anlamlı ki bir de o 22-23 Nisan hafta sonunda başka bir özel gün daha var. Dünya Günü. Dünya Günü'nü atlamayalım dedim. Hatta bugünü kutlamak için de İlkbahar 2023 yeni kitaplar kataloğumuz geçtiğimiz haftalarda yayınladık. Orada okurlarımızı bekleyen iç sayfalarda böyle onları bekleyen bir sürpriz var. O sürprizi sana sormak istiyorum. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını anlatan kitaplar.
Biraz bize anlatır mısın bu kitapla? Dünya günü deyince aklıma eski bir şarkı geldi. Hey gidi gidi koca dünya dert küpü müsün diye. Gerçekten 21. yüzyılda evimiz dünya deriz biz hep. Dert küpüne döndü, fazla biriktirdi taşmak üzere. İklim değişikliği bütün ülkeleri, dünyanın bütününü, her bireyin hayatını artık ciddi şekilde etkilemeye başladı. Hani evlerimizde, sohbetlerde geçirdiğimiz şu, ya ne oldu bu havalar da pek değişti falan gibi masumane konuşmaların çok ilerisinde bir gerçeği artık günlük hayatımızda hepimiz, dünyanın bütün bölgelerindeki bütün topluluklar bunu yaşamaya başladı. Sessiz kalarak, görmezden gelerek, sağduyuyla yaklaşmayarak ya da bilgi edinmeden durarak yaşamak, çalışmak bizim işimiz değil. Biz dünyaya büyük bir coşkuyla, hayranlıkla bağlı bir kurumuz. Dolayısıyla ne yapılıyor, ne oluyor diye senelerdir iklim değişikliği, iklim krizi konusuna eğilmeye, öğrenmeye gayret ettik. Ve sonuçta karşımıza Birleşmiş Milletler'le Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin ortak hazırladığı bir bütün dünya ülkelerinin isterse kurumlarıyla katılabildikleri bir sözleşme olduğunu bulduk. Bu sözleşmede sürdürülebilir kalkınma amaçları sıralanmış. Kurumlar bu amaçlardan birini ya da birkaçını seçerek bütün faaliyetlerini, bütün çalışmalarını, emisyon hacimlerini düşürmek, zamanla sıfırlamak için yeniden kurguluyorlar. Biz de dedik ki gün içi kitaplığı olarak Türkiye'de bunu yapan yayın evi olmalıyız. Bunu anlamalı, öğrenmeli, çalışmalı, kendi bünyemize giydirmeliyiz. Dolayısıyla Türkiye'den başvuran ilk yayın evi olduk biz, SKA diye kısaltılan bu sözleşmeye. Tabii ki bu yayın evlerine bir takım sorumluluklar yüklüyor. Dünya, doğa, çevre ve iklim değişikliği gibi pek çok konuda bizim seçtiğimiz amaç iklim krizi amacıydı. Bu konularda çocuklar için ki özel kitaplar hazırlamak, kendi daha önceki koleksiyonlarımızdan bu temaya dikkat çeken kitaplarımızı öne çıkarmak, bunlarla ilgili yaratıcı çalışmalar yapmak, çeşitli etkinlikler yapmak gibi bir başlangıç yol haritamız oluştu. Bunlar için de hatta ilk adımı Mayıs ayında Behçak'ın şahane kitabı Ayşe'nin Bulut Projesi'yle atıyoruz. Büyük heyecan. Evet. Doğa Koruma Vakfı'nın bir projesi için hazırladığı çok özel bir resimli öykü kitabıydı. Ama biz yeniden onu bütünüyle yenileyerek yayına hazırlıyoruz. Çok yakın bir zamanda okurlarıyla ilk kitap buluşacak. Evet. Ben onlara dünya kitapları diyorum. Biraz evet. Böyle hani başka türlü açılımları olan, kesinlikle, başka temalar barındıran, öğretmek değil ama bilgi barındıran kitaplar. Ki duygu, bilgi duyguyu doğurur, duygular değişime neden olur. Böyle bir zincir evet. Kuralım bir an evvel diye. Çok teşekkür ederim İneciğim. Oldukça güzel konularımız vardı, dertli konularımız vardı. Yeni bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.